Arkadaşlar hoş geldiniz. Çok heyecanlı bir karşılaşma sizleri götürüyorum. Ve beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda Jan yani Nepomniachtchi oynuyor. İlk oyuna götürüyorum sizleri. Totalde 5 oyun oynandı ama belki de en heyecanlısı buydu. Bakalım sizler neler hissedeceksiniz bu varyantta. Beyazlar ilk oyunda e 4te başladılar. Magnus Carlsen ve siyahlarda Nepo c 5 ile karşılık veriyor. Sicilya savunması at f3, d6 ve d4'ün ardından c çarpı d4, at çarpı d4 ve şimdi at f6 oynandı. At f6'dan sonra normalde beyazların burada at c3 oynamasını beklersiniz. Fakat burada Carlsen f 4 oynadı. f c sonra aslında şöyle bir durum söz konusu. f c4'ten sonra belki bir ihtimalde olsa fil bebeşe gitmek isterken Karsen yanlışlıkla C4'e bu fili koymuş olabilir diye iddia etmişti Norveç kanalı ki aslında çok mantıklı çünkü at E4'ü alabiliyor burada ve direkt piyon kaybediyorsunuz aslında siz ama Karsen bu fil C4'ü geçtiğimiz turlarda oynamıştı fakat burada bir kez daha oynuyor. Fil C4'ten sonra artık eminiz ki Eli kaymamış tamamen fice 4 oynamak istiyor ama Nepo da birazcık buna şaşırdı. Bir buçuk dakika sonra artık karar verdi ki A çarpı E4 alabiliyor. Ve A çarpı e 4ten sonra şimdi Karsen hemen vezir H5 oynadı. Ve burada şöyle bir numara var aslında. G6 oynarsanız burada hemen Karsen vezir D5 oynayıp hem f isteyebilir bu çaprazdan. Hem de burada atı isteyebilir ve burada at F6'dan sonra konum gerçekten çok çok kötü kalmış oluyor. Bu sebeple tabii ki Vezir H5'e G6'nın oynanmadığını söyleyebiliriz ki Nepo da hemen E6 oynamayı tercih etti. E6'dan sonra Karsen düşünmeye başladı. 5,5 dakika düşündü yaklaşık ve buradan sonra Normalde hamlenin fil b5 olması lazım ve fil bebeşten sonra tabii ki filinizi c4'e çıktınız bir daha oynuyorsunuz ama burada çok güzel bir varyant var eğer siz fil e, fili D7'ye oynarsanız bu sefer alt boşta kalıyor. Filin E6'yı tuttuğunu söyleyebiliriz ama bu varyantta tutamıyor. Çünkü hem F piyonu hem de fil burada açmazda olduğu için buradaki e6 atı alınamaz ve belki de piyonu geri aldık. Alt F6'yı aldığında şimdi at D8 burada ee, belki de at çarpı h5'ten sonra at dönüp b7 alabildiği için aslında konumun beyazlar için de fena olmadığını aktaralım. Fakat e6'dan sonra Karsen bu fil b5 hamlesini yapmadı ve düşündü 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 a çarpı e6'yı oynadı ve şimdi bu konumda siyahlar çok çok üstün. Stockfish'e göre ve aynı zamanda Nepo'ya göre de öyle. A çarpı E6'dan sonra şimdi burada Fi çarpı E6. Fi çarpı E6 ve hemen burada tabii ki alamıyoruz ama vezir E7 gibi bir hamle var. Eğer fili bir yere dönerseniz burada at g 3 de ver veziri ver şahı diyor. Ve veziri doğru noktalara kapatamadığımız için buradaki oyunun kayıp olduğunu görebiliyoruz. Hatta bu konumda fil B3'e döndüğü için mat bile e, oluyor konumda diyelim. Şimdi vezir e7'den sonra mecburen artık en azından bir piyon alayım diye Karsen fi çarpı f7 oynadı. Belki burada şunu düşünebiliriz. Hani rok atsaydı vezir e6'dan sonra belki bir noktada hani kale e1 ile bunu sağlayabilirdi. Kale e1, d5 ve at c3 de kolumda bir şeyler arayabilirdi Karsen ama bundan da mutsuz olacak ki vezir e7'den sonra F çarpı F7 ve Vezir çarpı F7'den sonra da Vezir E2 oynandı. Vezir E7 ile hemen orası kapatılıyor. Kısa rok ok, at F6 taşlar artık yerlerine dönmeye başladı. Ve at alıp aslında dönmüş oldu. f 3 at C6 at C3 D5 ve şimdi D4 tehdidinin de olduğunu görüyoruz. O yüzden dikkatli olmalı. Vezir P3'e gitti. E, uzun rok ve uzun roktan sonra artık siyahlar belki de bütün problemlerini çözmüş oldu. Hani şimdi at alırken belki hani beyazların aktif kalma durumları olabilirdi ama siyahlarda belki de F8 fili dışında her şey yolunda gözüküyor ama ona karşılık verecek şu anda bir taş e, ya da taş dizilimi burada söz konusu değil. Ve uzun roktan sonra kalefe E1'e geldi. E, belki açarak bir şeyler deneyebilir Vezir şimdi hemen o e, durumlardan kaçmaya çalışıyor. Vezir de gitti. At B5. At B5'ten sonra A6. Hatta siyah karelerini zayıflatmaktan bile çekinmiyor. Çünkü herhangi bir taş değişiminde burada sıkıntılar olacak. Ve A4 de şimdi bir şeyler deniyor Karsen. Eğer A çarpı B5 alırsa A çarpı B5'ten sonra buralarda en azından bir B6 ve devamında herhalde kale A8'den sonra oyunu Bitirme niyetleri var burada ee, Karsen'in ama tabii ki orayla çok fazla ilgilenmiyor. Ve belki de maçın en kritik annesi Vezir G4 gelmiş durumda. Vezir G4'ten sonra konuma bakın. Vezir F3'te düşüyor. Aslında hani buna düşmek mi denir aslında mat olmak mı denir bilinmez ama Vezirleri kırışmak artık zorundasınız ve onu da yapmak zorunda kalıyor. Vezir çarpı G4, alt çarpı G4 ve şimdi Fil B6'ya gelmiş oldu. D8'deki fili istiyoruz ama D8'deki kaleyi fille istiyoruz ama burada atta kaybettik üstüne. A çarpı B5, A çarpı B5. At B8 ve fil çarpı D8'den sonra şah çarpı D8. h ile istedik at F6'ya döndü. Artık konumda belki de hiçbir şey kalmadı. Kale A7 son bir ihtimal istiyor B7 piyonunu. Ama B7'yi tabii ki basitçe şah C7 ile tutabiliyoruz. Şimdi file kale A6. Fil c5, b6 ve fil b 6yı aldıktan sonra kale e7 belki bir umut oluştu. Yani kale belki b7 alacak. Devamında bu piyonları alabilirsek oyun sonunda bir ihtimal e, bu konumu beraber yapmaya çalışacağız. Ama çok zor gözüküyor. Görüyorsunuz iki at fil'e kale. Yani genelde iki at fil vezire belki eşit olur diyorlar ama burada e, kale'den çok çok üstün diyebiliriz. Şah d6'ya gitti. Kale a b7 ve at b 7den sonra şimdi kale istediği gibi g7'ye aldı ama şah c6'ya geliyor ve o kalenin gidebilecek hiçbir karesi yok. Belki de at veya file vurmak zorunda kalacak ama Karsen e, 7. hamlede alet kaybetti, at kaybetti. Oyunu daha fazla devam ettirmek istemiyor ve burada oyunu terk ediyor. Karsen burada kayıpla başladı. Diğer oyunda da kazanç konuma geçse dahi berabere kaldı ama diğer oyunu kazanmış oldu. Son oyunda berabere bitince 2-2'lik eşitlikle Armageddon'a gidildi ve Armagedon'da Karsen e, kurayı kazandı ve kuradan sonra beyaz taşları seçti. Beyaz taşların Armagedon'da kazanmak zorunda olduğunu biliyoruz ve Karsen tam da öyle yaptı ve süre baskısıyla oyunu kazandı. Çok güzel bir galibiyet. Kötü başladığı günü iyi bitirdik Karsen ve mutlu kapattı. Ee, umarım sizler de bu analizlerden ve yayından keyif almışsınızdır diyorum. Artık finale çok yaklaştık. O yüzden bence bildirimleri açın diyorum ki her gün saat 5'te burada buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşçakalın. Bay bay.